İki defa türevlenebilir g fonksiyonu ve bunun ikinci türevi olan g üssünün üssü fonksiyonu aşağıdaki grafikte verilmiş. İşte burada. Şu anda Kan Akademi'nin ikinci türevleri kullanarak doğrulama bölümündeyim. G fonksiyonu burada. Birinci türevini göremiyoruz ama ikinci türevi bu. Kahverengimsi renkle çizmişler. Devam edecek olursak, 4 öğrenciden G'nin x eşittir eksi 2'de bir büküm noktası olduğunu, kalkülüse dayalı bir şekilde doğrulamalarını istemişler. İsterseniz gelin önce soruda verilen bu bilgiyi birlikte inceleyelim büküm noktasının ne olduğunu evet bunu hatırlıyor musunuz Bir fonksiyonun çukurluğunun yön değiştirdiği yani yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya döndüğü noktaya büküm noktası denirdi değil mi bunu aynı zamanda eğimin azalırken artmaya başladığı ya da artarken azalmaya başladığı nokta olarak da düşünebilirsiniz. Burada grafiği inceleyecek olursak eğim azalıyor, pozitif ama azalıyor, sıfır oluyor, azalmaya devam ediyor ve burada artık negatif. Evet, x eşittir, eksi 2'ye kadar azalıyor ve bundan sonra da artmaya başlıyor. Negatifliği giderek azalıyor, burada sıfır oluyor ve artmaya devam ettikçe de giderek pozitifleşiyor. Bu yüzden de x eşittir, eksi 2'de çok çukurluğun aşağıdan yukarıya doğru yön değiştirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi eğer bunları kalkülüse dayalı bir şekilde açıklamak istersek ikinci türevin x ekseninin nerede kestiğine bakmamız gerekir. Neden? Çünkü ikinci türevin negatif olması, eğimin azalması ve çukurluğun aşağı yönlü olduğu anlamına gelir. İkinci türevin pozitif olması ise birinci türevin yani orijinal fonksiyonun eğiminin artması ve çukurluğun da yukarı yönlü olduğu ve gördüğünüz gibi ikinci türev x eksenin gerçekten de x eşittir eksi 2 noktasında kesiyor. İkinci türevin x eksenine değmesi ya da sıfır olmasının büküm noktası için yeterli olmadığını da unutmayın. Büküm noktası için ikinci türevin x eksenini kesmesi gerekiyor. Şimdi de bunlara dayalı olarak gelin öğrencilerin doğrulamaları ile öğretmenlerinin yorumlarını eşleştirmeye çalışalım. Birinci doğrulama. G'nin ikinci türevi x eşittir eksi 2'de işaret değiştiriyor. Doğru. İkinci türev işaret değiştirdiğinde mesela burada negatifken pozitif oluyor. Bu birinci türevin azalırken artmaya başladığı anlamına gelir ve bu doğrulama kalkülüse dayalı bir doğrulamadır. O halde bu cevabın yanına harika doğru yapmışsın yorumunu taşıyorum. İkinci olarak öğrencilerden biri x eksenini keser demiş. Bu çok havada bir ifade değil mi? x eksenini kesen ne? Fonksiyonun kendisi mi, birinci türevi mi yoksa ikinci türevi mi? Bu yüzden bunun karşısına da Lütfen daha kesin ifadeler kullan, bunu doğru olarak kabul edemem. Evet, bunu taşıyalım. Üçüncü cevap, g'nin ikinci türevi x eşittir eksi 2'de artıyor. Bu, burada neden bir büküm noktası olduğunu açıklamaz. Örneğin, ikinci türev x eşittir eksi 2 virgül de artıyor. x eşittir eksi 1'de de ama buralarda bir büküm noktası yok. Bu yüzden de bu cevabın karşısına bu G'nin neden bir büküm noktası olduğunu açıklamaz yorumunu alalım. Bu arada öğretmen niye böyle konuşuyorsa neyse ve son olarak da G'nin grafiğinin çukurluğu yön değiştiriyor denmiş. Bu doğru ama kalkülüse dayalı bir doğrulama değil. Kalkülüse dayalı olması için ikinci türevi kullanmamız gerekiyordu.